Sedimentasyon nedir? Kaynak Memorial Sağlık Grubu Sağlık Kütüphanesi. Sedimentasyon, vücutta bulunan enfeksiyon oranını tespit eden ve kan değerlerinden bakılan testlerden biridir. SED oranı, ESR ya da SEDIM gibi farklı kısıtlamaları da bulunmaktadır. Sadece bir hastalığın varlığı için değil, var olan bir hastalığın takibi için sedimentasyon testi istenebilmektedir. Sedimentasyon değeri yaşa ve cinsiyete göre de değişebilmektedir. Sedimentasyon nedir? Sedimentasyon testi genel olarak vücuttaki iltihabı tanımlar ve ölçebilir. Bununla birlikte iltihabın nedenini belirlemeye yardımcı olmamaktadır. Hekimler semptomların nedenini belirlemek için sedimentasyon testini diğer testlerle birleştirmektedir. Sedimentasyon saat başına milimetre, milimetre bölü saat cinsinden ölçülür, referans aralıkları yaşa ve cinsiyete bağlı olarak değişir. Sedimentasyon yüksekliği nedir? Vücutta iltihaplanma, ateş, ağrı ve şişmeye neden olan hastalıklar sonucu sedimentasyon yükselmektedir. İnflamasyona veya hücre hasarına neden olan bu durum varsa, kırmızı kan hücreleri RBC bir araya toplanma kümelenme eğilimindedir. Bu kümelenme RBC'lerin kan örneğinin yerleştirildiği bir tüpün içinde çökme hızını etkiler. Hücreler bir test tüpünün dibine ne kadar hızlı ve daha fazla çökerse iltihaplanma olasılığı o kadar yüksektir. Yüksek sedimentasyon vücutta aktif bir hastalık süreci olabileceği anlamına gelmektedir. Sedimentasyon yüksekliğine neden olan hastalıklar şunlardır. Aktif enfeksiyonlar, kanser, kalp damar hastalıkları, romatizmal hastalıklar, alerjiler, böbrek hastalıkları, kan hastalıkları, şeker hastalığı, inflamatuar bağırsak hastalığı, nörodejeneratif hastalıklar, Parkinson. Ayrıca birçok başka etken de sedimentasyonun yükselmesine neden olabilmektedir. Aktif hastalık olmayan birçok durumda sedimentasyonu yükseltebilir. Bunlar arasında gebelik, ileri yaş, kadın olmak, adet döneminde olmak, yakın zamanda yağlı bir yemek yemiş olmak, obez olmak, kullanılan bazı ilaçlar bulunmaktadır. Sedimentasyon düşüklüğü nedir? Sedimentasyon düşük olduğunda vücutta aktif bir iltihap yok demektir. Ama her sedimentasyon düşüklüğü iltihap kökenli olmamaktadır. Bazı böbrek ve karaciğer rahatsızlıkları ve yüksek kan şekeri sedimentasyon değerini düşürebilmektedir. Ayrıca yeni doğan bebeklerde kronik yorgunluk sendromunda, konjestif kalp yetmezliği, düşük plazma proteini, orak hücre anemisi ve kan dolaşımı bozukluğunda sedimentasyon değeri düşüktür. RBC artışı ve dalak büyümesine yol açan kan hastalığı olan polisetemi rubra ve lösemi gibi hastalıklarda vücutta iltihap bulunmasına rağmen yapılan testte değerler normal çıkabilmektedir. Buna tıpta sahte düşüklük denmektedir. Sedimentasyon yüksekliği nasıl tedavi edilir? Vücutta iltihaplanmaya neden olan bir hastalık olduğunda sedimentasyon yükselmektedir. Buna neden olan hastalığın belirlenip tedavi başladıktan sonra bağışıklığı güçlü tutmak adına sağlıklı beslenilmeli, bol sıvı alınmalı, düzenli uyku uyunmalı ve egzersiz yapılmalıdır. CRP-sedimentasyon ilişkisi nedir? Vücutta meydana gelen iltihap ve tahribatı ölçmek için CRP ve sedimentasyon testleri kullanılmaktadır. CRP, kanda çok daha hızlı yükselip daha hızlı normale dönen bir değerdir. Sedimentasyon değerleri daha stabildir.